Bu iş artık siyasetten çıkmıştır. Bu iş makroekonomik verileri konuşmaktan da çıkmıştır. Artık Türkiye'de ekonomi parayla ilgili olmaktan bile çıktı. Kimse para kazanmıyor bu ülkede. Artık bizde ekonomi masaya ekmek koyup koymamakla ilgilidir. Mesele artık iç ekonomidir. Doğalgazımızı kullanamıyoruz, ocağımızı yakamıyoruz, ısınamıyoruz, yiyemiyoruz, market önünden geçemiyoruz ki canımız bir şey çekecek alamayacağız diye. Pazara uğrayamıyoruz, geçinemiyoruz. İnanın geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Genelde hepimizin evleri kira ödüyoruz. Masraflarımız çok, çocuklarımız okuyor, ihtiyaçları oluyor. Evimizi döndüremiyoruz. Ben de bir emekli eşi olarak 2250 lira maaşla geçinmeye çalışıyorum. Eşim engelli. Evime gıda alamıyorum. Şu anda rahatsız. Akşam saatlerini bekliyoruz pazar için. Onu da yapamıyoruz. Markete gidemiyoruz. Alışveriş. Eskiden bakkallarımız vardı. Gidip ekmek yazdırabiliyorduk. Yağ yazdırabiliyorduk. Şimdi o şansımız yok. Yönetemiyorsanız gidin. Lütfen. Rica ediyoruz. Gidin artık. Yani nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Yani kendi canımıza mı kıyalım artık onu da bilmiyorum. Çocuklarım bir şey istiyor alamıyorum. Dünya almak için komşudan 30 milyon para aldım. Çocuklarıma yemek yapmak için süt bile alamıyorum. Yani bu hükümet artık gitsin yani başımızdan. Yoksa millet artık gidiyor. Psikolojik olarak zaten erken doğum yapmak zorunda kaldım. Kendim kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Sağlık sorunları olmayınca gidemiyorsun, gelemiyorsun, ilaçlarını karşılayamıyorsun. Zor durumdayız, iş istiyoruz, geçim istiyoruz, geçim sıkıntısı çok zor. Bu süreçte kirada oturuyordum. Kayınvalidemle oturuyoruz şu anda. Tekrar birleştik sağ olsun. İki ev üst üste yaşıyorsun ama çocukların için, ailen için fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Sosyal yaşantı diye artık hiçbir şey zaten yok. Çünkü geçinmek çok zor. En azından bizler şey olduk ama çocuklarımıza iyi bir gelecek, iyi bir okul, iyi imkanlar. Bunların olmasını gerçekten...